Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiq al-va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilme. Ve arinal hakka hakkan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimma yestemi'una al-qawla feyettebi'una ahsana. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarını hayatını okup örgünüyatudik. Kâb ibn Malik radıyallahu anhu. Bu sahabanın kıssası rozgöylik, sadıklık hakkındaki kıssa. Bu kişinin iş hakkı da Kur'an'da ayetler nazil oldu. Rozgöylik hakkı da, sadıklık hakkı da onlar maruza tayarlayıp yapışı mümkün. Ama bunların tasarı Kâb ibn Malik'in kıssası Kâb'a bizge katlı olmaydı. Rozgöylik mu'minin şiarı. Mu'min yalgan gapirmaydı. Rozgöylik najotga boshlaydi. Yalgancılık halaketke. Peygamberimiz etkiler, mu'min kişinin tabiatında her kandı sıfat buluşu mümkün. Bahıl, kızgançık, korkak, incik, kaysar, sergap. Ama iki de sıfat mu'minin tabiatındaki hergiz joylasha olmaydi. Al-kizbu val-xiyana. Yolg'on va xiyonatkorlik. Mo'min ekansizmi? Bu narsasi tabiatingizga kirmaydi, sig'maydi. Bu qissani Kâb ibn Malik roziyallohu anhu'ni o'zidan tinglaymiz. Bu qissani Imom Buxoriy va Muslim keltiradi o'zini sahihlarida. Imom Buxoriy va Muslim keltirdimi? O'zini sahihida, demak bu hadis eng oliy navdagi hadislardan bo'ladi. Demek bu kişinin kıssası en doğru, hak ve âli görünüşteki kıssalardı. Kâb ibn Malik şunu dedi, hikaye kıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılgen gazatlarının bir antasında hem kalmayan idim. Fakat Tabuk gazatıya çıkmayan idim. Badr gazatıya çıkmayan idim. Lekin bu Badr gazatıya çıkmayanlarını Resulullah malamat kımayanlar. Bilesiler Badr gazatıya peygamberimiz gazat deyip çıkmayanlar. Kureyş'in kervanını tozçuluk için çıkanlar, çünkü uzat bilen birge barışlık ihtiyari idi. Çünkü az sahabala çıkışken. Ama Tabuk'a Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkışlığını büyürüyenler. Badr'da iştirak etmeyen sahabalarını Resulullah itab malamat kılmayanlar. Ama Tabuk'a çıkmayanlarını itab malamat kıldılar. Kişi kim mi kayıydı? Kim mi itab malamat kıladı? Özüge yakın körgen adam. Yani sizge yakın bo'lgan, siz yaxshi ko'rgan bir adam maşini satıp yaptı, kımmat satıp yaptı. Ya ki telefon satıp yaptı. Aşıca kımmatlar ya ki bozuk telefondu. Ne mi deyorsunuz? Ha burası mıyım bile masalatlaşmıyız mı burada? Sizi itap, sizi malamat kılı yaptı mı bu adam? Demek özüge yakın aladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana şimdi kişilerin itap malamat kılı yanlar. Kâb raziyallahu anhu akaba bayatı da katneşken adı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'a itaat kılıçdaki ahd vergen idi. Yani bana şu ahdige hılaf kılıp Tabuk gazatıge çıkmadı. Kişi Allah'a, Resulullah'a ahd vergen olsa onge amal kılıçdik, ahdını bacarışlık lazım, labut buladı. Çünkü kimge ahd verdi o? Allah da Allah'a. Peygamberimiz etkenler La imana limen la amanete leh ve la dine limen la ahde leh. Qareylar, omonatdorligi yo'q insonning iymoni yo'q. Ahdiga vafosi yo'qning dini yo'q. Sotdim, oldim. Ertasi kuni ayni orasiz. Chunki jinni qimmatroq kilen chiqib qoldi. Oldim, sotdim, baraka bo'ldi, shu narqa qilib beraman deydi. Butay deganda ja jinni qo'shmasangiz bo'lmay qoldi. Shunaqami? Bora shu narsa. Shu musulmon kishiga yarashmaydigan sifat. Qareylar, omonatdorligi yo'qning iymoni yo'q. Ahdiga vafosi yo'qning dini yo'q. Tabuk g'azotiga kelsak, deydi Kâb ibn Malik roziyallohu anhu, o'sha g'azotdan ortda qolgan chog'imdagidek kuchli va imkoniyatli bo'lmaganman. Allohga qasamki, o'sha g'azotgacha hech qachon ikkita ulovim bo'lgan emas. O'shanda ikkita ulovim bor edi. Kâb ibn Malik nihoyatda so'zga mohir inson edi. Agar biroq bilan talashib tortishsa, qanoatlantira olardi ro'parasida turgan odamni. Ulamolar odamlardagi iqtidorni, qobiliyatni, talantni ikkiga bo'lishadi. Om bo'lgan, ya'ni umumiy bo'lgan iqtidor bor,
ve xos bo'lgan iqtidor qobiliyat bor. Ro'parasida turgan odam bilan bahs qilib, uni o'zini fikrga moyil qilib olishlik mana shu xos iqtidor qatoriga qo'shiladi. Shunday odamlar bo'ladi. O'zi nohaq bo'lsa ham, so'zga shunaqa ustaligidan siz haq bo'lib turib ziyonga boradi. Shunaqa odamlar bor. Agar shunaqa odam nohaqni haq qilib ko'rsatayotgan bo'lsa, vayl bo'lsin unga. Tarixga murojaat qilamiz. Xalifa Muoviyat ibn Abu Sufyon. O'zini o'g'li Yazidga hali o'zi xalifalikdan ketmasdan turib, o'zi hali o'lmasdan turib bay'at olib qo'yadi. Yazid ibn Muoviyaga bay'at olyapti. Xalifana saroyiga kelganlar Yazid haqida yaxshi gaplarni gapirishib, maqtashib, xalifalikka loyiq deb, xullas chiroyli gaplarni gapirib Yazid haqida bay'at berishdi. Ammo arablarning hakimlaridan bo'lgan Ahnaf ibn Qays indamay turaverdi. Haqiqatan hakimlardan edi, arablarning sayyidlardan edi, hurmati baland edi. U indamay turibdi. Shunda hamma harajga kirib qoldi. Xalifa Ahnafni chaqirib turib, "Ey Ahnaf, sen nimaga gapirmaysan?" dedi. Ahnaf ibn Qays ikki og'iz gapirdi, lekin qanday gapirdi ya? Ya'ni Yazid xalifalikka loyiq emas aslida. Ammo hamma xalifadan qo'rqib, yaxshi gapni gapiryapti. Endi Ahnaf ibn Qays nima dedi? "Sen nimaga gapirmayapsan?" dedi. "Yolg'on gapirgani Allohdan qo'rqaman. Rost gapirgani sizlardan," dedi. Endi mana shunday bir talant, iqtidor, qobiliyat, mana shunday bir iqtidor egasi, talantli odam, so'zga usta bo'lgan odam, har qanday holatdan so'zi bilan, tili bilan chiqib ketadigan odamlar qiyomat kunida mana shu talantidan, iqtidordan mahrum qilinadi. Astagfirullah billah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim va tukallimna adihim va tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Alloh taolay aytadi, biz bugun ularning og'izlarini muhrlab qo'yurmiz. Va bizga ularning qilib o'tgan ishlari haqida ularning qo'llari, so'zlar, oyoqlari guvohlik berur. Shunday odamlar bor. Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu mana shunday so'zga usta odam edi. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yolg'on gapirmoqchi bo'lganida uddasidan chiqardi. Rasulullohni ishontira olardi ham. Chunki payg'ambarimizga agar Alloh bildirmasa g'aybni, payg'ambarimiz bilmaganlar. Kim rost gapiryapti, kim yolg'on gapiryapti. Shuning uchun payg'ambarimiz aytganlar u. Ikkitalar kelsalar meni oldimga bir narsani talashib. Ikkalaringlar hujjat keltirasizlar, bittalar hujjat keltirishda so'zda mohirroqsizlar. Lekin nohaq. Rasululloh ana shu hujjatiga qarab turib hukm chiqarib beraveradilar. Aytadilarki, o'zini nohaqligini bilib turib, men uni foydasiga bir narsani hukm qilib bersam, olmasin. Nohaqligini bilib turib olmasin. Garchi men hukm qilib bergan bo'lsam ham, chunki men unga do'zoxdan bir parchasini hukm qilib berayotgan bo'laman dedilar. Shuning uchun birodarlar, qozini rahbarni chiqarib bergan hukmi sizga hech qachon nohaqni haq qilib bermaydi. Qareylar, qareylar, nohaqligingizni bilasizmi? Allohdan qo'rqing birodar. Qiyomatga qoldirib qo'ying, mo'minsiz axir. Ka'b ibn Malik davom etadi. Ammo Tabuk g'azotiga kelsak, men o'sha g'azotdan ortda qolgan chog'imdagidek kuchli va imkoniyatli bo'lmaganman. Allohga qasamki, o'sha paytda ikkita ulovim bor edi, avval bunday bo'lgan emas edi. Uzri yo'q. Kuchli, quvvatli, boy, badavlat bo'lib turgan holati. Bahona keltirsa, mingta bahona tayyor. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, safarda ketyotib, bir arobiy cho'ponga duch kelib qoldi. Haligini sinamoqchi bo'lib cho'ponga, qo'ylardan bittasini menga sotmaysanmi dedi. Cho'pon, qo'ylar meniki emas dedi. Xalifa aytdi, mana pulini ol dedi. Cho'pon aytdi, qo'ylar meniki emas dedi. Ha, egasi o'ldi, qo'y o'lib qoldi deb aytasan dedi. Cho'pon aytdi, vallohi pul menga juda ham zarur hozir. Agar men qo'yni o'ldi desam, yo bo'ri yeb ketdi desam, u ishonadi qo'y egasi menga. Men rostgo'y odamman, ammo Alloh shi dedi. Mana cho'pon iymonda nima ekanligini ko'rsatyapti. Alloh taolosi siz bilan bizni har bitta holatimizni, sirimizni ham, oshkoramizni ham bilib turadi birodarlar. Esimizdan chiqmasin. Esimizdan chiqmasin. Shunday davrlar bo'ldi, yolg'on gapirishlik mahorat, shustrilik deb baholanadigan bo'lib qoldi. Shustri bolalar deb qo'yadi. Lyubo joydan chiqib ketadi. Malades, tegirmonga tashlasang,
Özü qarasan g'irt yolg'onchi. Ha, g'irt aferist bizda tilda aytganda. O'sha qalarni qaranglar, obod bo'lmagan shular. 5 yil zo'r yashagandir, 10 yil zo'r yashagandir, keyin oqibatini qaranglar, xor bo'lgan shular. Mana shu Tabuk g'azotiga chiqmaganlar haqida Alloh azza va jalla Qur'onda shunday oyat nozil qildi. Astaidu billah. Fariha al-mukhallafuna bima'qadihim khilaf rasulillah wa karihu an yujahidu fi bi'amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Munofiqlar payg'ambarimiz bilan jihodga chiqib ketayotganlarni qaytarmoqchi bo'lishdi. Alloh taolo shunday deydi. Jihodga chiqishdan qolgan munofiqlar Allohning payg'ambariga xilof qilib qolganlaridan xursand bo'ldilar. Va molu jonlari bilan Alloh yo'lida jihod qilishni istamadilar hamda bir-birlariga bu issiqda urushga chiqmanglar dedilar. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, agar ular anglay olsalar, jahannam otashi yanada issiqroqdir. Ha, bu juda ham mashaqqatli g'azot edi. Yoz edi, kun juda issiq edi, mevalar endi-endi pisha boshlagan payt edi. Odatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydi Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu, biror tomonga g'azotga chiqib ketayotgan bo'lsalar, boshqa tomonga ketardilar. Toki dushman xabar topmasin. Ama bu safar Rasululloh qayoqqa ketayotganligini aniq aytdilar. Chunki masofa uzoq, kun issiq, dushman kuchli, shuning uchun musulmonlar yetarlicha tayyorgarlik ko'rib olishligi uchun qayoqqa ketayotganlarini ochiq aytdilar. Musulmonlar ko'p edi. Ularni biror ro'yxatga olmasa-da agar bironta odam bormay qolsa, agar vahiy tushmasa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilmasdilar bu odamni bormaganligini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'azotga chiqqanlarida mevalar rosa pishayotgan, odam salqin joylarni xohlaydigan paytida men shunaqa narsalarni yaxshi ko'rardim. Men ham ular bilan tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lar edim-u, ammo hech narsa qilmasdim. Rasululloh musulmonlar yo'lga tushganlarida ham men qimirlamadim. Ular ketganlardan keyin ham ikkilanar edim. Orqalardan yetib olaman der edim. Koshki shunday qilgan bo'lsam edi. Lekin bunday qilmadim. Rasululloh Madinadan chiqib ketganlardan keyin odamlarning orasiga chiqsam, bironta ham ibrat bo'ladigan odamni ko'rmasdim ko'chada. Madinada qolganlar kimlar edi? Faqat chiqishlikka uzr bor uzrliklar yoki nifoqi bilan tanilgan odamlar edi. Ko'chaga chiqsa yo zaif bechoralar jangga ketishlik imkoniyati yo'q. Yoki bo'lmasa munofiq deb gumon qilinganlar edi. Bu odamni misoli kimga o'xshaydi bilasizmi? Juma kuni, juma vaqtida bozorda o'tirgan do'kondorni misoliga o'xshaydi. Juma kuni, juma vaqtida do'konni ochib o'tirgan do'kondorga o'xshaydi. Atrofdagi hamma musulmonlar juma namoziga erkaklar chiqib ketgan, ammo nima qilib o'tiribdi? Juma namoziga borishing birodarlar farz. Ey iymon keltirganlar, qachon juma kunidagi namozga chorlansa, azon aytilsa tijorat qo'yib Allohning zikriga shoshilinglar. Mana shu narsa sizlarga yaxshi degan Alloh taolo. Mana erkaklar, musulmon erkaklar qayerda hozir? Masjidda. Yana bir toifa erkaklar choyxonada, yana bir toifasi stadionda, yana bir toifasi qayerda? Bozorda, do'konda. Ma kana li ahli al-madinati va man hawlahum min al-a'robi an takhallafu an rasulillah va la yarghabu bi anfusihim an nafsi. Alloh taolo aytadi: Madina aholisi va ularning atroflaridagi arobiylar uchun jihodga chiqmay, Allohning payg'ambaridan qolishlari va undan yuz o'girib o'zlari bilan ovora bo'lishlari joiz emas edi. Musulmonlarda haqqi yo'qda qolib ketishlikka. Ka'b ibn Malik davom etadi. Tabukka yetib borgunga qadar Rasululloh meni yodiga olmadilar. Tabukka yetganlaridan keyin odamlar norasida turib Rasululloh: "Ma fa'ala Ka'b ibn Malik?" Ka'b ibn Malikka nima qildi dedilar. Qaranglar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qanaqa rahbar bo'lganlar. 30 ming askar chiqqan. Shularning ichidan Ka'b ibn Malikning yo'qligini bilyaptilar. Bu haligi boshliq bo'lgan, rahbar bo'lgan odamlarga bir ishorada. Banu Salama qabilasidan bo'lgan bitta kishi: "Ya Rasululloh, uni ikki cho'poni va yonboshiga qarashda tutib qoldi" dedi. Ya'ni uy joyi bog'irog'i kiyim kechagi dedi. 12 roda malomat qilib oldi. Ammo Muozim ibn Jabal turib, "Yaxshi gap aytmading. Ya Rasululloh, uni faqat yaxshiligini bilamiz" dedi, ammo Rasululloh indamadilar.
Mo'min birodaringizni himoya qilib oladigan o'rin bor, shunda himoya qilib oling. Ehtimol uzri bordir. Kelolmadi va'dasiga muvofiq. Otasi ishga buyurib qolgandir, mashinasi buzilib qolgandir, probkada bo'lib qolgandir. Ozgina uzrga yo'l qo'ymaymiz. Siraz nima qilamiz? Malomat qilishga o'tamiz. Kab ibn Malik davom etadi. Rasulullohni Tabukdan qaytib kelayotganligini eshitganimdan keyin meni g'am bosdi. Yolg'on gapirish haqida o'ylay boshladim. Ertaga u kishining g'azabidan qanday qutulaman derdim. Har bir fikrli odamni oldiga borib, bu haqida maslahat so'rardim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga yaqinlashganligini eshitganimdan keyin to'g'risini aytishlikka qaror qildim. As-sidqu manjat. Rostgo'ylik insonni najotga boshlaydi. Meni faqatgina rostgo'ylik najotga boshlashini tushundim, rost gapirishlikka ahd qildim. Ka'b ibn Malik aytadi, roziyallohu anhu, Rasululloh Madinaga yetib keldilar. Odatlariga ko'ra masjidga kirardilar, namoz o'qidilar va u zotni oldiga uzr aytgani kelgan kishilar bilan suhbatni qurdilar. G'azotga bormay qolganlar kelib, u zotga uzr aytib qasam icha boshladilar. Ular 80 dan oshiq kishi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning sirtidan aytgan uzrlarini qabul qildilar. Endi ichidagi narsani Allohga havola qildilar. Navbat menga keldi. U kishiga salom berdim. Zaharxanda qilib jilmaydilar va bu yoqqa kel dedilar. Yurib oldilarga o'tirdim. Uzot sallallohu alayhi vasallam menga "Ma xlafak? Seni nima olib qoldi? Ulov sotib olgan eding-ku" dedilar. Men "Ya Rasululloh, Allohga qasam. Sizdan boshqa bironta ahli dunyo qarshisida o'tirganimda uzr aytib uni g'azabidan qutulib ketar edim. Alloh menga tortishishlik qobiliyatini bergan. Lekin Allohga qasam, agar bugun yolg'on gapirib sizni rozi qilsam, albatta Alloh meni sizning g'azabingizga duchor etadi. Agar rostini aytsam, xafa bo'lasiz. Nima bo'lsa ham Allohdan ko'rdim. Allohga qasam ya Rasululloh, uzrim yo'q edi. Allohga qasamki, sizdan ortda qolgan vaqtimdagidek hech qachon kuchli va imkoniyatli bo'lmaganman" dedim. Nafsimiz zaifligi, zaifligim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zini yonida o'tirgan kishilarga qarab turib, "Amma hada faqat sadaq. Ammo bu to'g'risini aytdi" dedilar. Ya'ni shu paytgacha kelib uzratganlar, nima degani bu? "Ammo bu to'g'risini aytdi. Faqum hatta yaqdiyallohu fik. Turundingdan. Alloh sen haqingda hukm qilgunicha kutib tur" dedilar. O'rnimdan turib ketdim. Banu Salama qabilasidan bo'lgan kishilar kelib, "Allohga qasam, shu kungacha biror bir gunoh qilganingni bilmasdik. Boshqalar uzr aytganda ham uzr aytishlikka ojiz bo'ldingmi? Rasululloh senga istig'for aytib qolsa kifoya qilardi" deyishdi. Malomat qilishaverdi. Ertaga borib, "Ya Rasululloh, men yolg'on gapiruvdim, uzrim bor edi, desammikin" degan xayolga bordim. Keyin so'radim ulardan, "Meni aytgan so'zimga o'xshash biror bitta odam bir so'z aytdimi?" "Ha, ikkita odam aytdi. Kimlar?" "Marol ibn Robiya va hamda Hilol ibn Umayya" deb Badrda qatnashgan, taqvosi bilan tanilgan ikkita odam aytishdi. Ya'ni men ulardan ibrat oladigan kishilarni zikr qilishdi. Ikkalalarini aytishganidan so'ng o'zim yo'limda ketaverdim. Nima bo'lsa Allohdandir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu uch kishini ustiga chiqargan hukmi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna sidqa yahdi ilal bir." Albatta rostgo'ylik yaxshilik yetaklaydi. Va innal birra yahdi ilal janna. Rostgo'ylik yaxshilikka boshlaydi, yaxshilik jannatga boshlaydi. Kishi rostgo'yligida davom etib boraveradi, Alloh azza va jallaning huzurida siddiqlardan, rostgo'ylardan deb yozib qo'yiladi. Hadisi davomi bor. Va innal kizba yahdi ilal fujur. Yolg'onchilik gunoh ma'siyatga boshlaydi. Gunoh ma'siyat qayerga boshlaydi? Do'zoxga boshlaydi. Kishi mana shu ma'siyatda davom etib boraveradi, Alloh taoloning huzurida yolg'onida gap davom etadi, kazzoblardan deb yozib qo'yiladi. Kishi birdaniga yolg'onchi bo'lib qolmaydi. Kishi birdaniga rostgo'y bo'lib qola olmaydi. Hammasi nima bo'ladi? Sekin-sekinlik bilan bo'ladi. Shuning uchun o'zimiz birodarlar, mana aytdik darsimiz avvalida Ka'b ibn Malikning qissasi rostgo'ylik haqidagi qissa edi. Biz yolg'onga o'zimiz o'rgatamiz bolalarni. Biz yolg'onchilikka o'zimiz o'rgatamiz uyda bolalarimizni, qizlarimizni.
İslam'da farzand terbiyesi degen dersimizde bir kıssa keltirilgen idi. Ana şu Müslüman ülkelerden bittesinden bir student yigit, aşı Garip'teki bir memleketke boradı, işte til örgenişlik programması boyunca. Şu yerdeki bir, şu İngiliz ailesi onu biriktirip koyardı, kvartiyelerini kılıp koyup koyardı. Bir ay, iki ay turadı, keyin kaytip getirdi. Hani ki İngiliz eri hatın, böyle Müslüman student balaga, kızımızı harap durgen, kişkine kızcası boladı, tör yaşar. Biz falancaya barıp gelişimiz gerek, saatte pul talaydı onlar, onlar rahmetki işgı mıydı onlar. Ketadi, otursa hali kısça bir özünü şu beparvalıyı bulan bir vazanı çıçır alıp sindirip koyardı közanı. Rasi yığırıyordu otur, şimdi otanam gelme diyeyim ben dese hali git, hali kızga rahmi gelip, mayla, ben sindirdim de koyma, hıcı aladım ama satı o bir hemen boğuldu, müşküle hal boğuldu. Keşfe et, keladı otayına, açışardı, ben sindirip koydum dedi, şu bilen iş bitti. Hali kız bir gün yığılıyordu. İki gün yığılıyordu. Yığılı orada. Onası borup durup kıstap sababını sorgen de ben sizlere bir nesana açışım gerek. Bazen ben sindirdim. Ona adam beni şu muammadan çıkarışın şunu yıkıldı. Deydi. Dese hali otana çakırıp da maladeyiz ama erkeği boruyken sen maladeyiz. Vuruş atıp sen beni kızımı deydi mi? Sen başka üy üste deydi. Çünkü sen biz kızımızı rozgörlüğü üstte terbiye kılıyatıyorduk. Yolgun yapılmasını görgütüyorduk, sen terbiyesini bozup sen dedi. Neme görgüttü? Yolgunçilik görgüttü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu üç kişi üstüden çıkarken hükmü. Kâb ibn-i Malik'in tılıdan hikayeni işlemiz. Sonra Resulullah adamlarga biz üç çavuğumuzga, yani orta kalgan kişilerge yapılışını men kıldılar. Adamlar bizden özlerini alıp kaçadığı buldular. Menge hatta yer ham özünü alıp kaçıyorken de tüylüp kaldı. Göya yer, men tanıdığı yerge okşamasıydı. Şu halde 50 gün öttü. Yani 50 gün hiç kim yapırmadı. İkele şehrigim, üyden çıkını oturuşarıdı. Yani men ise onların içinde yaş rağı, küçülü, kuvvetli rağı edim. Bari Müslümanlar bile namaz okurdum. Bazarlarda aynen aradım. Lakin hiç kim menge yapırmasıydı. Lazım mı? Bir gün yapırmasa hiç kim mazak alasız. Asablar cevap kirlerdi. İki gün yapırmasa dam alasız. Beş gün olup gitkenden ki oylap göreyim de. Ve Medine'deki bu Müslüman cemaatini görün ki Resulullah ki bugün itaatini. Bir ağız yapırılmasın dese hiç kim yapırmayıp. İtaat tıkırın. Üçüncün ular dünyaya ustaz buldu. Üçüncün ular kıyamet geçe ismi zikir kılınken de Raziyallahu anhum degen mertebe geçti. İtaat. İtaat. Kâb'ın numarı idam etedi. Namaz oku bulup, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in oturgen cahilerine gelip, o kişiye salam berer edim. Özümce elini alıp, lablarını kımlatar mekken yok mu deyip karar edim. İmkan barıca, o zatka yakın cahide namaz okur ve oğrun için nazar salar edim. Namaz okusam, menge karab durardılar. Eğer Resulullah'a karasam, közlerini alıp kaçardılar. Müslümanlarını menden özünü alıp kaçtığı çözülüp gitti. Şunda menga en yakın bo'lgan adam, meni en yaxshi ko'rgan adam, amakivatcham Abu Qatodani uyiga bordim. Qarindoshinikiga, en yakın adamı, unga salom berdim. Aliga olmadı. Salomiga aliga olmayapti hech kim. Men unga, ey Abu Qatoda, Alloh haqqi, aytkinchi, meni Allohni va Rasulini yaxshi ko'rishimni bilasanmi dedim. U indamadi. Yana shu gapimni qaytardim. Yana indamadi. Yana so'radim. Şunda Vallahu Rasuluhu alem de koydu. Allah ve Rasulü bunu çırak dedi. Şu yaptı eşkenimden ki iki gözümden yaş koyulup gitti. Şu zahilde günler öterken bir günü Medine'ni bazara duyursam tam satıştık için gelgen bir savdager adamlarga Kâb'ımlı malik nimege kim kürsatıp boyadı diye kendini eşittim. Yani Medine'ni taş karasından gelgen savdager soru yaptı bu kişinin. Adamlar menge iş ara kılıçtı. O aldım gelip mektup verdi. Bu mektup Gassan padişahlarının birine mektubu idi. Gassan uruğu Arap, Arap kabilesi. Lekin Nasrani dini de bugün. Okuşunu yazışını bilerdim. Açıp okusam onun dışında değil genekken. Şimdi Gassanların padişahının mektubunu karayın. Bizge sahibin yani Muhammed Aleyhisselam senge cefa kılgene hakkında haber yetip geldi. Allah seni horlik ve zayilik ziyarada koymasın. Bizni huzurumuzga kel, senga yaxshilik qilamiz deyilgan edi. Maktubni o'qidi-da, bu ham bir balo, bu ham bir sinov dedi-da,
tandirga solib yubordi. Bir oy hiç kim gapirmayapti. Shunday to'yib turgan holatda boshqa mamlakatda podshosi kel yonimizga, biz senga izzat-ikrom ko'rsatamiz deyapti. Shart ketib qolmayapti. Balki bu narsani yana bitta sinovda qabul qildi. 50 kundan 40 kun o'tdi. Rasulullohning bir elchisi kelib menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam senga xotiningdan chetda bo'lishni amr qildilar dedi. Men taloq qilaymi dedim. U yo'q, undan chetda bo'l, yaqinlashma dedi. İki sherigimga ham shunday buyruq bo'lgan edi. Ikkala oqsoqol kishiga. Hilol ibn Umayyaning xotini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, Hilol qartayib qolgan chol, uni xizmatchisi yo'q yonida. Uni xizmatini qilib tursam maylimi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q. Xizmatini qilaver, faqat senga yaqinlik qilmasin." dedi. Shunda ayol aytdi, "Allohga qasamki, uni biror narsaga harakati yo'q. Allohga qasamki, sizni buyrug'ingizni eshitgan kundan beri yig'laydi. Uydan chiqmasdan yig'lab o'tiradi." Ka'b roziyallohu anhu aytadi, "Ayrim qarindoshlarim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan xotining haqida ruxsat so'rasang bo'lmaydimi? Hilolga ruxsat berdi-yu, uni xizmat qilib yurishlikka" deyishdi. Men aytdim, "Allohga qasam, men u haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan izn so'ramayman. Sonra izin sorasam nima deyishini ham bilmayman, men yosh bo'lsam." Unamadi. Mana shu holatda 50 kun o'tdi. 53 kun Alloh taoloni xush xabari keldi. Yana 10 kun o'tkizdik, 50 kun bo'ldi. Bizga gapirishlik man qilinganiga 50 kun to'ldi. 50-chi kecha bomdod namozini uylarimizdan birining ustida o'qidim. Alloh bizni zikr qilganidek, o'zimcha yuragim siqilib, keng yer tor bo'lib o'tirgan edim. Xush xabar keldi. Sal tog' ustidan bir odamni baland ovoz bilan, "Ey Ka'b ibn Malik, xushnud bo'laver" deb qichqirayotganini eshitdim-da, yengillik, faraj kelganligini tushundim, darhol sajdaga yiqildim. Kushoyish kelganini bildim. Alloh azza va jalla bu uch kishi haqida Qur'onda oyat nozil qilgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qiganlardan keyin Alloh bizning tavbamizni qabul qilganini e'lon qilgan ekanlar. Odamlar bizga xush xabar keltira boshladilar. O'sha xushxabar keltirayotgan odam tog' ustidan baqiryapti. Chunki ikkita odam shu xushxabarni menga yetkazishlik uchun musobaqa qilib, bittasi ot ustida edi, ikkinchisi piyoda ekan. Haligi otdagi birinchi yetib kelishiga ahli yetib qolgandan keyin narigi piyodagi tog' ustiga chiqib baqirib eshittirib qo'ydi. O'sha ovozi eshitilgan kishi meni oldimga yetib kelganida kiyimimni yechib, so'yinsigunga kiygizib yubordim. Boshqa kiyimim yo'q edi. Allohga qasamki, o'sha vaqtda boshqa hech narsam yo'q edi. Birovdan qarzga kiyim olib kiydim-da, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonga qarab yugurdim. Odamlar yo'lda guruh-guruh bo'lib, tavbam qabul bo'lganini bilan meni muborakbot etishardi. Alloh tavbani qabul qilgani muborak bo'lsin. Masjidga kirsam Rasululloh o'tiribdilar. Atroflarida odamlar, Talhat ibn Ubaydulloh o'rnidan turib, shoshib kelib qo'limni oldi va tabrikladi. Allohga qasamki, Talhadan boshqa hech kim turmadi muhojirlarning orasida. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom bergan edim. U zot xursandchiliklaridan yuzlari charaqlab shunday dedilar. Abshir bi khayri yawmin marra alayk mundu waladatki ummuk. Onang seni tuqqan kundan beri eng quvonchli kuning bilan xursand bo'laver. Ya'ni tug'ilganingdan beri bunaqa xursandchilik kun ko'rmagansan. Chunki seni tavbani qabul qilganligini Alloh taolo Qur'onda ma'lum qildi. Bayonim tushurdi. "Ya Rasululloh, bu sizni tarafingizdanmi tavbama qabul bo'lganligi, yo Alloh tarafidanmi?" U zot aytdilar, "Yo'q, Alloh tomonidan" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odatda xursand bo'lsalar, yuzlari xuddi oyna parchasidek nurli bo'lib ketar edi. Biz buni yaxshi bilar edik. Mana endi nozil bo'lgan oyatlar. Astaydu billah. "Va ala salasati allazina khulifu hatta idza daqat alayhim al-ardu bima rahabat" وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. Yana o'sha 3 kishining tavbalarini ham qabul qildiki, to ularga keng yer torlik qilib qolgunicha va dillari siqilib Allohning g'azabidan faqat o'ziga tavba qilish bilangina qutulish mumkin ekanligini bilgunlaricha tavbalari qoldirilgan edi. Ya'ni tavba qilishga muvaffaq bo'lmagan edilar. So'ngra Alloh tavba qilishlari uchun ularga tavba yo'lini ochdi. Albatta Alloh tavbalarni qabul qilguvchi bo'lgan mehribondir. 3 ta odamning tavbasi qabul qilindi.
Qolganlar yolg'on gapirib, payg'ambarimizga bir yolg'on bahonalarni keltirib, uzrlarni aytib ketishaverdi. Shu kasali bilan. Qalbida shu kasali bilan ketdi, ammo bu kishi 3 kishi to'g'risini aytgan edi. Va mana shu sodiqligi ularni najotga yetkazdi. Nifoq bilan, munofiqlik bilan, yolg'onchilik bilan o'lib ketishlik balosidan qutuldi. Shuning uchun musulmon odamning shiori as-sidqu manjatun. Rozgo'ylik insonni najotga yetkazadi. Har qancha qiyin bo'lmasin, rost gapirishlik kerak bo'ladi musulmonda. Mana shu Tavba surasidan nozil bo'lgan oyatlardan yana o'qiymiz. Astagfirullah. Laqad taballohu alal nabiy wal muhajirin wal ansor allazina ittaba'uhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariq minhum thumma taba alayhim innahu bihim raufur rahim wa ala thalathati allazina khulifu. Haqiqatan Alloh payg'ambarning muhojirlar va ansorlarning tavbalarini qabul qildi. Ulardan bir guruhning dillari toylayozayotganidan keyin og'ir soatda unga, ya'ni payg'ambarga ergashgan edilar. So'ng ularning tavbalarini qabul qildi. Albatta, u zot mu'minlarga marhamatli, mehribondir. Yana 3 kishining, ana shu 3 kishining ham tavbasini qabul qildi. Mana birodarlar, bu kishi roz gapirib najot ketishdi. Alloh taoloning tavba eshiklari ochiq. İki yıl halatta tavba kabul bo'lmaydi. G'ar-g'ara kelib qolgan paytda kun mag'ribidan chiqib qolgan edi. Hammamizda xato, hammamizda kamchilik, gunoh bor. Chunki kullu bina adama xattoun. Odam bolasi borki gunoh qiladi, xato qiladi, ammo bulardan yaxshi tavba qiluvchisi. O'sha g'ar-g'ara kelib qolguncha, kun botishidan chiqib qolguncha tavba qilib qolaylik. Kishi qilgan gunohidan tavba qilish qanday bo'ladi? Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kishini tavbasi qabul bo'lishi uchun, mana ulamolarimizning so'zlari, shu gunohni to'xtatishingiz kerak. O'g'li qilyapsizmi, yolg'on gapiryapsizmi, tarozni nima qilyapsiz? Qattiq pushaymonishingiz kerak shu qilgan ishingizga, shuni qilganligingizga va qaytib qilmaslikka Alloh taologa ahd berasiz. Ulamolar aytadi, inshaalloh Alloh taolo buni avf qiladi. Dunyo hayotida turarkanmiz birodarlar, tavba eshiklari hammamiz uchun ochiq. Mana bu 3 kishi rostgo'y bo'ldi, najot ketishdi. Ka'b ibn Molik aytganidek, Alloh menga tortishish qobiliyatini bergan edi. Agar bu kishi payg'ambarimizga yolg'on bahona keltiraman desa, uddasidan chiqa olardi. Rasululloh zohiriga qarab turib, bo'pti, uzri bor ekan, bo'pti, men kechirdim deb qo'yishi mumkin edi. Payg'ambarimizni aldashi mumkin edi. Agar Alloh bildirmasa, payg'ambarimiz g'aybni bilmaydi-ku. Ammo Alloh oldida bo'ladimi? İslomda rostgo'ylikni qadr qiymati qanday, qanchalar baladi. Odamlar bilan bo'ladigan aloqamiz Alloh taoloning qo'lida. Agar odamlar bilan qilayotgan muomalamizni yolg'on ustiga quradigan bo'lsak, Alloh norozi bo'ladigan ishlar ustiga quradigan bo'lsak, odamlarga yoqishligi uchun Alloh qodir o'sha munosabatni bir pul qilib qo'yishi mumkin. Shunday sharoitlarda Alloh taolo muhayyo qilib qo'yadiki, yomon ko'rib qoladi odamlar. Garchi ularni ko'nidagi narsani qilayotgan bo'lsang ham, garchi ularni xursandchiligiga harakat qilayotgan bo'lsang ham, modomiki gunoh ma'siyat ustida bo'lsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Inna sidqa yahdi ila bir." Albatta, rostgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi. Yaxshilik jannatga yetaklaydi. Kishi sekin-sekinlik bilan rostgo'y bo'lib boraveradi, rost gapiraveradi har kuni har ishlarida, Alloh taoloning huzurida siddiqlardan, rostgo'ylardan deb yozib qo'yadi. Alloh taolay aytadi, astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha va kunu ma'as sodiqin. Ya iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va iymonlarida rostgo'y bo'lgan zotlar bilan birga bo'linglar. Kim bilan birga bo'lishimizni Robbimiz bizga ta'lim beryapti. Iymonida sodiq bo'lgan odamlar bilan, siddiq rostgo'ylar bilan birga bo'linglar. Odam bolasi yolg'on gapirar ekan, ikki dunyosini vayron qiladi. Odam bolasi yolg'on gapirar ekan, odamlarni ko'zida ham narx tushadi. Alloh taoloning nazdida ham narx tushadi. Hech bir zamonda, hech bir makonda, hech bir jamiyatda yolg'onchilik maqtalgan sifat bo'lgan emas. Yosh bola bo'lsin, katta bo'lsin, puldor bo'lsin, hunarmand bo'lsin, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, yolg'onchini hech kim yaxshi ko'rgan emas. Musulmonda tabiatiga har qanday bir xulq aralashib qolishi mumkin. Sergap, injiq, qaysar, baxil. Ammo ikkita sifat bor, mu'minga hargiz yuqmaydi bu. Al-kizbu val-xiyana deganlar Rasululloh. Yolg'onchilik va xiyonatkorlik.
Bu kısada nima xulosa olamiz birodarlar? As-sidqu manjat. Rozgo'ylik insonni najot keltiradi. Mana shu narsa musulmon odamning shiori bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu ulug' insonlarning hayotini o'qib o'rganib, o'zimizga ibrat olishlikni tavfiqini bergan bo'lsin.